yaklaşıyor hadi de durma ders bolca Bu Merhaba sevgili arkadaşlar ders izleyene hoş geldiniz. Bu dersimizde sizinle kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili sorular çözeceğiz. İyonik bağlı bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri Doğrudur. Elektron alışverişi sonucunda oluşurlar. Evet. elektron alışverişi sonucunda metallerin elektron vermesi, a elektron alması sonucunda iyonik bağlı bileşikler oluşur. O da koşullarında katıdırlar ve katı halde elektriği iletmezler. Sadece erimiş halleri ve suda çözülmüş halleri elektriği iletir. X Y Z maddelerindeki güçlü etkileşimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X Y Z saf maddeleri için X katı ve sıvı halde elektriği iletiyor. Şimdi iyonik bağlı olamaz çünkü katı halde elektriği iletmiyor olmalı. Metalik bağ olacaktır. Kovalent bağlarda katı halde elektriği iletmez. Y katı ve sıvı halde elektriği iletmiyor. Hem katısı hem sıvısı iletmiyorsa bu kesinlikle kovalenttir. Çünkü iyoniğin sıvı hale elektriği iletirdi. Z katı halde elektriği iletmezken sıvı halde elektriği iletir diyoruz. Cevabımız Bursa. X ve Y atomları arasında oluşan bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi X nedir arkadaşlar? 11, 2, 8, 1. 1 noktası var. Y ise 9, 2, 7, 7 noktası var. Tek tek yazıyoruz. Şimdi bunlar oktetine nasıl tamamlar? 7 nokta yazdım. X 1 noktasını verecek. Y'ye. X artı yüklü yüklenecek. Y ise 1 nokta aldı ya. 8'e tamamlayıp şöyle alınan noktayı da göstereyim. Eksi yüklü yüklenecek. Oluşan bileşik ise x Y'dir diyoruz. İyonik bağlı bir bileşiktir. Çünkü alışveriş sonucu oluşuyor. Formülü X'ye olan kovalent bağlı bir bileşik değil. iyonik bağlı bir bileşik. Suda moleküler halde çözünmez. iyonik olarak çözünür diyoruz cevabımız adına. X, Y, Z atomları birbirleriyle bileşik oluşturabilmektedir. Hangileri doğrudur diyor. X metalik bağ içerebilir. Evet Metalik bağ içeriyorsa metal-ametal iyonik bağlı bileşik oluşturabilir olabilir. X Y, kovalent bağlı bileşik oluşturabilir. Evet, her ikisi de ametal kovalent bağlı bir bileşik oluşturabilir. X Y, Z'den herhangi ikisi arasında alaşım oluşabilir. Birbirleriyle bileşik oluşturabiliyor. İkisi de metal. Y diyelim metal, Z ise ametal. Diyelim ki. X, Z ile iyonik bağlı bir bileşik. Y, Z ile iyonik bağlı bir bileşik. X ve Y birbiri arasında alaşım. Yani metal metal bileşik oluşturmaz. Alaşım oluşturur. Onu söylemek istiyorum. Alaşım oluşturabilir diyoruz. Cevabımız Edirne. Sodyum flörür, metan ve amonyak bileşikleri için verilen yargılardan hangileri güçlü etkileşim tanımına girer? Güçlü etkileşim neydi? Atomları bir arada tutan kuvvet. Zayıf etkileşim ise molekülleri bir arada tutan kuvvet. Sodyum ve flor iyonları arasındaki etkileşim güçlü etkileşimdir. Bunları bir araya getirip sodyum flor oluşturuyor. Metan molekülleri arasında bakın molekül arasında diyorsa bu zayıf etkileşimdir. İkiyi siliyoruz. Sodyum, pardon, azot ve hidrojen. Sizin gibi sodyum tuzağına düştüm. Azot ve hidrojen atomları arasındaki etkileşim. Atom arasındaki etkileşim güçlü etkileşimdir diyoruz. Cevabımız Denizli. A ve B elementleri arasında oluşan bileşik için hangisi yanlıştır? Formülü AB3'tür diyor. Bir bakalım nasıl yazabiliriz? Arkadaşlar A 7'ymiş. 2 5. 5 noktası var A'nın. 1 2 3 4 5. B ise 9 yazıyoruz 2 7. 7 noktası varmış B'nin. 1 2 3 4 5 6 7. Tek tek yazmanız önemli. Hangi bağın nerede olacağını görmüş oluyorsunuz. Bir tane daha yazdım. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın. Ortak kullanıyorlar. Alışveriş olursa olmaz. Çünkü alışveriş olduğu zaman A3 hani şu 3 boşta kalan 3 noktasını verdiğinde şu tepedeki ortaklanmamış elektronların hiçbir anlamı kalmıyor. Oluşan bileşik nedir? AB3'tür ve moleküler yapılıdır. Aynı zamanda farklı iki atom arasında olduğu için polar kovalent bağdır. İyon bulunmaz, ortak kullanım sonucu oluşur. Bileşikteki atomlar oktetini tamamlamıştır. Bakın oktet sayalım. B için söylüyorum. 2 4 6 bir kendisinin var, 7, bir de A'dan kullanıyor. 8. A'ya bakın. 2, 3, 4, 5. B'den bir tane kullanıyor 6, bir tane kullanıyor 7, bir tane daha kullanıyor. 8 oktetini tamamlamış oluyor. Yani cevabımız denizli. Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili yargılardan hangileri yanlıştır? Bağ sayısı 1 büyüktür 2 diyor. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bağ var. 1, 2, 3, 4, 5 tane bağ var. 1 büyüktür, 2 doğru. Apolar kovalent bağ sayısı 2 büyük, 1'dir. Apolar kovalent bağ aynı atomlar arasında olacak. Karbon, karbon bakın burada 2 tane var. Karbon, karbon 3 tane var. Evet, 2 büyüktür, 1. Polar kovalent bağ sayısı ise 2 büyük 1 değil, 1 büyük 2 olacak. 3 yanlış. Bakın polar kovalent bağları şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane birinci bileşikte, 1, bir, 2 tane de ikinci bileşikte olacak. Yani cevabımız Adana. Buna göre AB3 molekülündeki toplam elektron sayısı kaçtır? Diyor ki ikinci periyotta bulunan A elementi ile üçüncü periyotta bulunan B elementinin oluşturduğu bileşik Lewis yapısı yandaki gibidir. AB3 molekülündeki toplam elektron sayısı. Bakın arkadaşlar İkinci periyotta bulunan A. A'nın son katmandaki elektron sayısı ne? 3. A için ne diyoruz o zaman? 2, 3. B'ye bakın. Üçüncü periyotta kaç tane elektronu var? 2, 4, 6, 7. B için ne diyoruz? 2, 8. Üçüncü periyotta olduğu için 3 katman yazdım. 7. Yani A'nın proton sayısı 5. B'nin proton sayısı ise 17. Nötr halde mi? Evet nötr halde. O zaman ben bunların şöyle yazarsam eğer proton sayılarını bulduğum zaman elektron sayılarını da bulacağım. Toplam proton sayısından bahsediyorum. A'dan bir tane var 1 çarpı 5. B'den 3 tane var 3 çarpı 17. Ne gelir buradan? 51, 5 daha 56. Nötr halde olduğu için proton sayısı 56 ise elektron sayısı da 56'dır cevabımız denizli olacak. Lewis yapısı yukarıdaki gibi olan AB3 bileşiği ile ilgili yargılarından hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Bakalım. Bağlayıcı elektron sayısı 6. 3 bağ var. Öyle değil mi? Her iki elektron için bir bağ oluşacak. 3 çarpı 2'den 6 doğrudur. Molekülde toplam 26 elektron bulunur. Bakın önceki soruda da olduğu gibi bunların periyot numarasını bilmeden biz toplam proton sayısını ve toplam elektron sayısını hesaplayamayız periyot numarasından kasıt proton sayısını bulmak anlamında söylüyorum. Proton sayısı verilmiş olsaydı oradan da bulabilirdik. Dolayısıyla 2 kesin değil. Eşleşmemiş elektron çifti sayısı 10'dur. Sayalım. B için 3 çift bir B'de var. 3 kere 3, 9. 1 de A'da var. 10 tane, 10 çift daha doğrusu eşleşmemiş elektronu var. Dolayısıyla kesinlikle doğru olan 1 ve 3'tür diyoruz sevgili arkadaşlar. Metan molekülü ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Metan için bir Lewis yapısını yazalım. Karbon 6 ydi. 2 4 karbonun 4 noktası var. Dolayısıyla hidrojen zaten bir yanına 4 tane hidrojen gelecek. Getirelim. Şimdi diyor ki 4 tane polar kovalent bağ bulunur. Evet. 4 tane karbon hidrojen arasında bağ var ve polar kovalenttir. Atomların değerlik elektronlarının hepsi bağ yapımında kullanılmıştır. Evet. Karbon atomu dubletine, hidrojen atomu oktetine değil, karbon oktetine, hidrojen dubletine tamamlamıştır diyoruz. Cevabımız Bursa. Buna göre X, Y, Z bileşiklerindeki güçlü etkileşimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? X bileşiğini oluşturan atomların elektronegatif negativite farkı 2,4. Elektronegatiflik farkı büyüdükçe iyonik, küçüldükçe e, kovalent bağ oluyordu. Hatta 0.3'ten e, küçükse apolar kovalent bağ olur diyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla X iyonik bağlı bir bileşiktir. Y bileşiğini oluşturan e, elektronegatiflik farkı 0.6. O zaman Y kovalenttir. Hatta polar kovalenttir. Z bileşiğini oluşturan atomların elektronegatiflik farkı 0 ise bu aynı elementler arasında oluştuğu için apolar, kovalent bağ içerir diyoruz arkadaşlar. Yine de fark 0.3'ten küçükse e, apolar, kovalent bağdır diyebilirsiniz. Testimiz burada sona erdi sevgili arkadaşlar. Bir sonraki soru çözümünde görüşmek üzere. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.